TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Gündemin sıcak gelişmeleriyle yine karşınızdayız. Dilerseniz önce gündemimize özetlerimizle başlayalım. Sonra haber detaylarıyla devam edeceğiz. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ikinci bir vahşet yaşandı. Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular pazartesi günü başlıyor. Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar Çin'in 5 Temmuz 2009'daki Urumçi katliamını kınadı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şeymus Günaydın'la birlikte Koromaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26 farklı şehirde 52 yeni hidroelektrik santrallerinin toplu açılış töreninde konuştu. Pandemi sürecine değinen Erdoğan, yatırımlarla salgına teslim olmadığımızı gösterdik dedi. Otoyol 473 kilometre. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26 farklı şehirde 52 yeni hidroelektrik santralinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Pandemi sürecini değerlendiren Erdoğan yatırımlara dikkat çekti. Yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda kalkınmamızın, gelişmemizin, büyümemizin de sembolleridir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Erdoğan, çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlı hale getirmektir dedi. Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratarak Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığa mahkum etmektir. Gerisinde ülkemizin cebinden her yıl dışarıya giden 40-50 milyar dolardan nemalanan fırsatçıların olduğu bu yaygaraları dikkate almadık, almayacağız. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kemaliye mahallesinde 42 yaşındaki Ayşe B, babasının evde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek B'yi boğarak öldürdü. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ikinci bir vahşet yaşandı. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kemaliye mahallesinde sabah meydana gelen olayda 42 yaşındaki Ayşe B, babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Meleği önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B, küçük Meleği boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Babanın ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Meleğin hayatını kaybettiğini belirlerken anne Ayşe B polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B'nin emniyetteki ifadesi sürerken olayla ilgili olarak işlem başlatıldı. Kayseri'de kafasından vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri olayın yaşandığı evin bahçesinde fenerle boş kovan aradı. Kayabaşı Mahallesi 118. sokaktaki evde ailesiyle birlikte oturan Erol S. kafasından vuruldu.
Kanlar içinde kalan Erosya yakınları tarafından ambulans beklenmeden Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Erosya burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Evin içinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri evin bahçesinde de gece karanlığında el feneriyle boş kovan aradı. Çevredeki vatandaşlar iki el silah sesi duyduklarını söylerken yetkililer meydana gelen olayla ilgili olarak işlem başlattı. Kayseri'de serinlemek için Yamula Baraj Gölü'ne giren iki gençten biri kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Hırka köyünde Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, Yamula Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan eski köy yerinde dolaştı. Sıcak havada serinlemek isteyen Ahmet Beyit ve Mustafa Utan baraj gölüne girdi. Gençlerden Ahmet Beyit kaybolurken Mustafa Utansa kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Utan tedavi altına alınırken Ahmet Beyit'i bulabilmek için arama çalışmaları başladı. Jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalara balıkçı teknesi de destek verdi. Balıkçı teknesinden göle atılan ağla Ahmet Beyit'e ulaşılmaya çalışıldı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ahmet Beyit'e ulaşmak için Konya'dan balık adamların arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar Çin'in 5 Temmuz 2009'daki Urumqi katliamını kınadı. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, Müslüman ve Türk olan Uygurların karşılaştığı bu vahşet cenderesi ne yazık ki her geçen gün büyüyerek devam etmektedir, dedi. Çin devleti 5 Temmuz 2009 tarihinde Doğu Türkistan'da katliam yapmış ve binlerce soydaşımız şehit edilmişti. Katliamın yıl dönümünde Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Urumqi'de şehit olan Türkleri andı, Çin devletine tepki gösterdi. Açıklamayı Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği ve Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk yaptı. Tümtürk, Müslüman ve Türk olan Uygurların karşılaştığı bu vahşet cenderesi ne yazık ki her geçen gün büyüyerek devam etmektedir, dedi. Bugün tarihi Türkistan beldesi olan, Türk milletinin ilk var olduğu coğrafya olan, isminin Doğu Türkistan olarak zikredildiği ve İslam'la ilk defa Türk milletinin şereflendiği ve Türk İslam medeniyetinin doğduğu coğrafya olan Doğu Türkistan'da bugün 1949 yılında başlayan komünist işgalle birlikte 70-80 yıldır Doğu Türkistan'da bir işgal, zulüm, kan ve gözyaşı akıtılmaktadır. Doğu Türkistan Çin işgaline uğradığı günden bugüne kadar maalesef dünyanın hiç şahit olmadığı bir sistematik asimilasyonun kurbanı haline getirilmiştir. Bugün Çin dünyanın gözünün içine bakarak 35 milyon Müslüman Uygur Türk'ünü yok ederken maalesef insanlık bunu seyrederek adeta üç maymunu oynamakta. Bugün biz beklediğimiz desteği, biz beklediğimiz yardımı, maalesef Türk İslam dünyasından beklediğimiz umudu yeteri kadar görememekteyiz. Bülent Yıldırım şunu söylüyor. Dünyadaki hiçbir zulüm Doğu Türkistan'daki Çin zulmü kadar şiddetli ve ağır değildir. Bakın bunu söyleyen şahıs Filistin, Myanmar,
Çeçenistan, Bosna, Kosova, bütün dünyadaki mazlum coğrafyalarla ilgili Türk milletinin hassasiyetine ve yardımına tercüman olmuş bir STK'nın başkanı bunu söylüyor. Allah ondan razı olsun. Peki Bülent Yıldırım bu sözü söylerken bizim siyasilerimiz, muhafazakar ve milliyetçi olan siyasilerimiz ve siyasi ortakları niçin Doğu Türkistan'daki bu zulme karşı hala suskunluk ve sükunet içerisinde? Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Muhterem siyasilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Doktor Devlet Bahçeli, biriniz İslami kesimin, muhafazakar kesimin söylem ve beklentilerini karşılamak için millete talip oldunuz. Biriniz Türk milliyetçiliği ve Türk dünyasına yönelik söylem ve taahhütlerinizle bu millete talip oldunuz. Ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız mutlaka ve mutlaka Doğu Türkistan'la ilgili en az bizim kadar hassasiyet gösteriyordur. Ama niçin bu uygulamada Türkiye'deki bu çarpık siyasi düzen, yani Doğu Perinçek eliyle Doğu Türkistanların lekelemesi ve karalanması bu kadar geniş bir şekilde yaygınlaştırılıyor? Bunun bir an önce son bulmasını Sayın Cumhurbaşkanımdan arz ediyorum ve bunu özellikle Doğu Türkistanlar adına da kendilerine ifade ediyorum. Çünkü biz Cumhur İttifakı'na bu milletin içeride ve dışarıda ihanete uğradığı bir dönemde Cumhur İttifakı'na Doğu Türkistanlar destek versin diyen ve onların bütün sorumluluğunu, siyasi sorumluluğunu üzerine alan bir şahıs olarak bugün halkım ve Doğu Türkistanlar bana şunu soruyor. Siz bize Cumhur İttifakı'na oy verin dediniz, biz verdik. Bugün Doğu Türkistan meselesi Türkiye'nin gündemine gelmediği gibi Doğu Perinçek'in insafına terk ediliyorsa bunun sorumlusu sizsiniz diye bana soruyorlar. Ben de bu soruyu ve bu beklentiyi ve bu rahatsızlığı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'e arz ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şeymus Günaydın ve belediye bürokratlarıyla birlikte UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde yer alan Koromaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Tarihi dokusu, doğal güzelliği ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle Kayseri'nin eşsiz değerlerinden olan ve UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne yer alan Koromaz Vadisi hafta sonu yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgi odağı oldu. Yoğun programlarından fırsat buldukça Koromaz Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu hafta sonu da Vali Şeymus Günaydın'la birlikte yaklaşık 8 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı. Acıktırır mı bu? Doyurur mu? Yürüyüş sırasında birçok bitki çeşidini inceleyen Başkan Büyükkılıç, yol boyunca yürüyüş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. Keyifle gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Başkan Büyükkılıç, Koromaz Vadisi'nin güzelliklerini görmek ve doğa ile iç içe olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesi Koromaz Vadisi'nin eşsiz güzelliğini görmeye davet etti. Yaklaşan Kurban Bayramı için Melikgazi ilçesinde kurulacak kurban satış yerleri için başvurular pazartesi günü başlıyor. Melikgazi'de kurban pazarı yerleri Serkent ve Beştepeler olarak belirlendi. Melikgazi Belediyesi kurban satış yerleri için başvuru alacak. Başvurular pazartesi gününden itibaren başlayacak. Başvuruların 14 Temmuz Salı gününe kadar devam edeceğini söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, kurban satışı yapacak besicilerin gerekli belgelerle karakollarımıza başvuru yapması gerekiyor. Beştepeler mevkiinde kurulacak olan küçükbaş hayvan satış yerinde satış yapmak isteyen besiciler, UNAD zabıta karakolumuza şahsen başvurmaları gerekmektedir. Serkent mahallesinde küçükbaş ve büyükbaş satışı yapmak isteyen vatandaşlarımız Yıldırım Beyazıt zabıta karakolumuza başvuru yapacak. Hayvan satış yerleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimiyle gerekli belgelerin eksiksiz olması şartıyla 15 Temmuz saat 09 itibarıyla başvuru sırasına göre yapılacak. Bilgi için Hunat Karakolu'na 0352 252 18 90 nolu numaradan, Yıldırım Beyazıt Karakolu'na ise 0352 252 18 94 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz diye konuştu.
Melikgazi Belediyesi bu yıl kurban satış alanında yeni tip koronavirüse karşı önlemler alarak satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenleyecek. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar 3. ve 4. bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlarla Koca Sinan'da yapılacak çalışmaları değerlendiren Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşlara daha yaşanabilir bir Koca Sinan inşa etmek ve daha güzel hizmet sunabilmek için yoğun çalıştıklarını söyledi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Çolak Bayraktar bu kez 3. ve 4. bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantının asıl amacının yapılacak olan belediye faaliyetlerinde mahallelerin temsilcisi olan muhtarların fikir ve taleplerinin alınması olduğunu vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, "Hizmetlerimizle Kayseri'yi ve Türkiye'yi kalkındırarak milletimizin refah seviyesini ve huzurunu daha da artıracağız." dedi. Hoş geldiniz muhtarlar toplantımıza. 1. bölge, 2. bölge muhtarlar toplantımız. Bugün 3. ve 4. bölgedeki muhtarlarımızla toplantılarımıza devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde olan bir miktar sahadaki belki yapılması gereken çalışmalarla ilgili topluluk oluşturmayacak, kalabalık oluşturmayacak şekildeki işlerin askıya alınmasıyla oluşabilecek durumlar yapılamadığı için onlardan dolayı aksayan taraflar belki vardır bilemiyorum ama onun dışında belediye faaliyetleri tabii ki yıl 12 ay 24 saat devam ediyor. Bundan sonrasıyla ilgili de sizlerle bir arada olup hem mevcut yapılan işleri hem yapılacak işlerle ilgili istişare etmek amaçlı olarak buradayız. Bundan sonrasında da 8 bölgemizi, merkezdeki mahalleler için söylüyorum, 8 bölgemizi böyle günler içerisinde istişare etmeye devam edeceğiz. Ve bu istişareler neticesinde sizden gelen vatandaşlarımızın size aksettirmiş olduğu mahalleler içerisindeki yapılması gereken beklentileri, talepleri ardından da gerekiyorsa mahallelerimiz içerisinde bir fiil yerinde de görerek, istişare ederek bu yıl içerisindeki programımıza eklenecek olanları ekleyerek yatırım gerektiren bir sonraki yılın programına dahil edilmesi gerekenleri de dahil ederek inşallah hemşehrilerimize, bölgelerimizdeki yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunabilmek için daha yaşanılabilir, daha huzur içerisinde, refah içerisinde yaşayacakları bir Koca Sinan'ı sizlerle beraber, hemşehrilerimizle beraber inşa edebilmek için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Mahalle muhtarları ise toplantının verimli geçtiğini belirtti ve Başkan Çolak Bayraktar'a teşekkür etti. Başkanım Allah razı olsun, teşekkür ederim ekibine. Mahallemizde çalışmalarımızı yaptık, eksiklerimizi söyledik. Fazlalıklara da teşekkür ettik. Ellerine sağlık, memnunuz, Allah razı olsun. Çok verimli oldu, çok güzel oldu. Ahmet Başkanımıza ve daire başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize okul yapıyor, bu konuda da çok sevinçliyiz. Özellikle de buna da mesela en çok emeğini geçiren Ahmet Başkanımız, ona da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Memnuniyetimizle ayrılıyoruz. Yani bir sıkıntımız yok mahalle olarak. İstediğimiz isteklerimiz, taleplerimiz yerine geliyor. Allah razı olsun. Belediyemizle temasa geçtiğimizde yahut da belediyeye vardığımızda yahut da bir telefon açtığımızda anında müdahil olunuyor. Geçtiğimiz günlerde güven tazeleyerek yeniden İYİ Parti Melikgazi ilçe başkanlığına seçilen Erdal Dağ ve yönetim kurulu üyeleriyle düzenledikleri tanışma toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Kayseri Melikgazi ilçe teşkilatı basınla tanışma toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde güven tazeleyerek İYİ Parti Melikgazi ilçe başkanlığına yeniden başkan seçilen Erdal Dağ ve yönetim kurulu üyeleri Talas Nişlen Kafe'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Başkan Erdal Dağ, Çiçeği Burnu'ndaki yönetim kurulunu basına tanıttı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Malumunuz yaklaşık bir ay önce 7 Haziran'da ilçe kongremiz yapıldı. Ben ve yanımda gördüğünüz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, delegelerimizin teveccühüyle, tercihiyle yönetimi idare etme, Melikgazi İlçe Teşkilatı'nı yönetme görevini
bize verdiler. Biz de yeni arkadaşlarımıza hem bir araya gelmek, çoğun birbirini yeni tanıyor. Apolitik kişilerden oldu. Hepsi amatör diyebileceğimiz arkadaşlar. İstekli ve de çalışkan, hırslı. Memleket, vatan için bir şeyler yapmak derdindeler. Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Basın bizlerin yaptığı projeleri, eylemleri, sahadaki çalışmalarımızı Kayseri halkına doğru ve tarafsız olarak yansıtacak tek mercidir burada. Onun için sizler bizim için çok önemlisiniz. Çok uyumlu bir şekilde çalışacağız. Kayseri Tabip Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Seçime tek listeyle giren doçent doktor Mehmet İlhan Şahin, odanın yeni başkanı oldu. Kayseri Tabip Odası Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul Tabip Odası'nın hizmet binasındaydı. Genel Kurul sabah saat 9'da başladı ve 17'de sona erdi. 1604 üyesi bulunan Kayseri Tabip Odası Başkanlığı için doçent doktor Mehmet İlhan Şahin seçime tek listeyle girdi. TV1 mikrofonlarına açıklama yapan Çiçeği Burnu'nda Başkan Mehmet İlhan Şahin hedeflerini anlattı. Şahin, doktorlarla vatandaş arasındaki iletişimi artırmayı amaçladıklarını belirtti. Tabii ki burası bir meslek örgütü öncelikle. Hekimlerin haklarının korunması, hekimlik mesleğinin layık olduğu yerde hem itibar olarak hem her türlü maddi ve manevi olarak bulunması elbette ki önceliğimiz. Meslektaş hukukumuzu korumak. Bu önceliğimiz. Bunun yanında tabii ki bir akademisyen olmam nedeniyle de hem meslek içi eğitimleri artırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Hem de meselenin sosyal boyutu da var tabii. Yani meslektaşların birbiriyle tanışması, dışarıyla olan ilişkiler. Neticede burası bir temsil makamı. Yani Kayseri'deki tabipleri temsil konumunda bulunacağım. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Tabii ki akıl akıldan üstündür. Bunu istişareyle yapmamız gerekiyor. Bütün meslektaşlarımızın desteğiyle yapmamız gerekiyor. Keza bizim mesleğimizle alakalı olan bütün kamu kuruluşlarının, idarecilerin desteğine mutlaka ihtiyaç duyacağız. Amacımız güzellikler üretmek. Hayra yönelik işler yapmak, güzelliğe yönelik işler yapmak. Benim hekimler olarak muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi vatandaşımızın bizimle empati kuramaması gibi bir, tabii ki bütün vatandaşlarımızı kastetmiyoruz ama bazı vatandaşlarımızın bu empatiyi kuramamasından muzdaribiz. Keza öbür tarafı da var yani. Paranın diğer yüzüne de bakmak lazım. Meslektaşlarımız arasında vatandaşla empati kuramayan insanlar da olabiliyor elbette ama karşılıklı bu empatiyi oluşturabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun için tabii ki biz meslek odasıyız, bir meslek örgütüyüz diyoruz ama bizim mesleğimiz insanla. İnsan olursa bu meslek var. Dolayısıyla toplumla olan ilişkilerimizi de o manada geliştirmek istiyoruz. Bunları karşılıklı hatırlatabilirsek, bu iletişimi güçlendirebilirsek, o zaman eminim ki bugün bizim hekimler olarak en büyük şikayetçi olduğumuz sağlıkta şiddet gibi konuların da bir nebze azalabileceğini düşünüyoruz. Elbette ki bu tür şeyleri sıfırlamak mümkün değil ama olabildiğince azaltmak istiyoruz. Olabildiğince eskiden olduğu gibi bizim bizden bir kuşak önceki meslektaşlarımıza olan hürmet neyse, ki bu hürmet onların ilmine idi, aynı şekilde aynı hürmeti, saygıyı sağlayabilmek istiyoruz. Ve bizim de yine aynı duayenlerimizin beslediği insan sevgisini varsa eksiğimiz tamamlayarak yine insan odaklı, sevgi ve vicdan odaklı bir meslek yürütebilecek şekilde bir hava oluşturmak istiyoruz, bir rüzgar oluşturmak istiyoruz.
Kaymek Akademi bünyesinde görev yapan eğitmenler unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nuru birbirinden farklı eserlerini Kale Evi'nde satışa çıkardı. Çini, tesip, ebru, hat sanatı, doğal ürünlerle yapılan bebekler ve her türlü tarihi hediyelik eşyalar. Bu saydığımız eserlerin hemen hemen hepsi unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bütün bu eserlerse Kaymek Akademi eğitmenlerinin değerlere sahip çıkmasıyla gün yüzüne çıkıyor. Kaymek El Sanatları eğitmenlerinin üretmiş olduğu özellikle de unutulmaya yüz tutmuş birbirinden farklı el emeği göz nuru eserler tarihi Kayseri Kalesi'nin içerisinde bulunan kale evinde satışa sunuluyor. Bu güzel tarihi mekanda teshipten çiniye, ebrudan hat sanatına, doğal ürünlerle bebek yapımından çeşitli hediyelik eşyaların satışı gerçekleştiriliyor. Kale Evi satış sorumlusu Tuğba Kılıçtaş satışa sunulan ürünler ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanımızın önderliğinde Kaymek El Sanatları eğitmenlerimizin yapmış olduğu ürünleri Kale Evi Satış Ofisi Kayseri Mahallesi Sanat Merkezi'nde satışa sunmaktayız. E38'de ise tüm vatandaşlarımızın kaymak üretimlerini satışa sunmaktayız. Bu pandemi sürecinde COVID-19 önlemlerini alarak halkımızın güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamaktayız. Birçok el sanatları alanında özellikle unutulmaya yüz tutmuş eserleri korumakta ve ileriye yönelik taşımaktayız. Doğal bebek yapımı, tesip, çini gibi özellikle birçok hediyelik eşya alanında da ürünlerimiz mevcuttur. Karpuz, kiraz ve şeftali gibi şekerli yaz meyveleri kilo vermeyi zorlaştırıyor. Diyetisyen Duygu Deniz, şeker oranı fazla olan bu gibi meyvelere karşı uyarılarda bulundu. Deniz günlük belirli miktarda meyve tüketilmesini önerdi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yaz meyveleri de tezgahları süsledi. Yaz meyveleri lezzetli ve şekerli olduğu gibi kilo vermeye çalışanları da bir o kadar zorluyor. Diyetisyen Duygu Deniz, özellikle karpuz, kiraz, şeftali ve dut gibi yaz meyvelerinin şeker oranlarının fazla olduğundan dolayı kilo vermede güçlük oluşturduğunu ifade etti. Bizim aslında günlük aldığımız şeker miktarına ne kadar dikkat ediyorsak bunun içerisine meyve de giriyor. Meyve şekeri de giriyor. O yüzden günlük meyve porsiyonuna özellikle de bu yaz döneminde ve yaz meyvelerinde mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, mesela hangi meyvelerin şeker oranları yüksek? Özellikle mesela yazın dikkat edeceğimiz meyvelerden biri karpuz. Aslında karpuz göründüğü kadar hani çok fazla masum bir meyve değil. İçinde su oranı çok yüksek, doğru. Lif oranı yüksek. Ama aynı zamanda porsiyona dikkat etmediğimiz zaman aldığımız şeker miktarı çok yüksek olabiliyor. Bir de biz karpuz yemeyi seven bir milletiz. Yani hani porsiyonda biraz aşırıya kaçabiliyoruz. İşte biz mesela günlük 3 dilim diyoruz ya da 4 dilim karpuz diyoruz ama genelde halkımız bunu daha fazla miktarlara çıkarıyor. Aynı zamanda başka yanında da meyveler yediği için de bu daha fazla şeker yüklemesi olmuş oluyor. Karpuzun dışında ne olabilir? İşte dut olabilir mesela. Yine yazın çok fazla bağlarda olan ya da ağaçlarda çok fazla gördüğümüz meyvelerden bir tanesi. Aslında bunun dışında işte kiraz, şeftali, bütün meyvelerin porsiyonunu abarttığımızda yine bizim için tehlike arz ediyor. Yani yine vücutta yağ dönüşebiliyor. O yüzden özellikle diyet yapan, bu dönemde kilo vermek isteyenler günlük alacağı meyve porsiyonuna dikkat etmesi gerekiyor. Diyetisyen Duygu Deniz, meyve tüketilirken dikkat edilmesi gerekenleri tek tek sıraladı. Yaz döneminde porsiyon, dilim ve tane şeklinde meyve tüketilmesini önerdi. Diyet yapanlar için konuşacak olursak günlük alacakları meyve porsiyonu diyelim 2 porsiyon. 3 dilim karpuz 1 porsiyon meyveye eş. Yani bu dilim derken porsiyonlara, üçgenlere böldüğümüz dilimlerden bahsediyoruz. 3 üçgen dilim karpuzu biz 1 porsiyon meyve olarak sayarız. Orta boy şeftali 1 porsiyon meyve. Kirazda da 10-12 adet kiraz 1 porsiyon meyve yerine geçiyor. Yani biz aslında
ortaya bir çeşit yapmak istersek, hani her meyveden azar azar evet koyabiliriz. Ya da günlük 2 porsiyon meyve hakkımızı 3 dilim karpuz, 10 adet kiraz olarak da karşılayabiliriz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu günlerde vatandaşın en önemli mücadele silahı hiç şüphesiz maskeler. Ancak maske kullanımından bunalan ve rahatı bozulanlar da var. Bu tür şikayetler için çözüm geldi. Detaylar haberimizde. Koronavirüsle mücadele kapsamında en önemli ihtiyaç olan maskelere alternatif yeni bir ağız siperliği üretildi. Kayseri'de üretim yapan Enka Plastik firması tarafından geliştirilen bu ağız siperliği ismi verilen ürün, maske takmaktan bunalan vatandaşlar için yeni bir koruyucu etken oluyor. Buğulanmayan camıyla dikkat çeken siperliği üreten plastik firma yöneticisi Samet Adıgüzel, bu siperliği maske takmakta güçlük çeken insanlar için ürettiklerini söyledi. Bu ürünümüzü Türkiye'de ilk defa biz tasarladık. Tasarım tescil belgesine başvurduk ve tasarım tescil belgesini aldık. Bu ürünü diğer bez maskelere alternatif olarak tasarladık. Çünkü şu son dönemlerde, pandemi sürecinin ilerlediği dönemlerde gördük ki insanların maskeleri takmadıklarını ve takanların da bir müddet sonra ağız ve çene bölgelerini aşağıya doğru indirdiklerini göz önünde bulundurarak böyle bir ürün tasarlama gereği hissettik. Ve bu sorunları Ar-Ge merkezimize iletip bununla ilgili ne yapabiliriz deyip böyle bir ürünü tasarlamış olduk. Bu ürünü tasarlarken birçok insanlar üzerinde, çene yapıları üzerinde denemeler yaptık. Kendimizin burada bulunan 3D yazıcılarımızda birçok numune ürün çıkardık. Yüzlerce ürün çıkardık diyebiliriz. Bunun sonucunda böyle bir ürün tasarladık. Bunun özelliği olarak da insanın çene yapısına uygun ve rahatsız etmeyecek çok hafif bir ürün tasarlamış olduk. Yaklaşık olarak 6-7 gramlarda tasarladığımız bir ürün çıktı. Ve ikinci bir hususta insanlarda diğer bez maskelerin birçok noktada insanların kulaklarına baskı yaptığını ve iplerinin çok kısa olduğunu gördük. Onun içerisinde ergonomik bir tasarım yaptık. Çene yapısına ve kulak sağlığına uygun olarak bu siperlikleri ürettiklerini söyleyen Adıgüzel, her yaştan ve her kesimden insanın bu maskeyi kullanabileceğini belirtti. Öncelikli olarak yani tüm Türkiye'deki ve dünyadaki vatandaşların kullanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü diğer maskelerde herkes kullanabiliyor, bunu da kullanabiliyor. Sektör olarak daha çok böyle maskeyle birebir takması zorunlu olan insanları düşündük daha doğrusu. Bu işte şöyle adlandırabilirim, lokantacılar, işte çay ocakları, bankacılar, yani birçok hizmet veren sektörde sürekli maske takması zorunlu olan insanların bunu takmaları kendilerine daha rahat bir nefes aldıracağı ve kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ürün tasarlamış olduk işin gerçeği. Son dönemde özel dikim gömleklere rağbet arttı. Sebebi ise hazır gömleklerin yanı sıra tam bedene göre dikimler yapılması. Düz kumaşların gömlek halini anında görebilmek de özel bir aparat sayesinde mümkün. İşte özel dikim gömlekler. Yaz mevsimiyle birlikte yaz kıyafetleri de dolaptaki yerini aldı. Gömlekler bu dönemde en çok tercih edilenler arasında. Son dönemde özel dikim gömleklere olan talep oldukça fazla. Son dönemde özel dikim gömleklere rağbet oldukça arttı. Sebebi ise insanların keyfine biraz daha düşkün olması. Özellikle renkli kumaşlar tercih ediliyor. Gömlekçi İlker Göksu, vatandaşların üzerine tam olması ve rahatına düşkün olmalarından dolayı özel dikim gömlekleri tercih ettiğini söyledi. İşlerinin de oldukça yoğun olduğunu belirtti. Her şey yolunda, dört dörtlük çok şükür. Bir sıkıntı yok. Evet, rağbet nasıl arttı mı? Şu anda rağbet gömlek dikimine çok çok fazla. İnsanlar çok çok zevkine düşkün oldu ve giyim konusunda biraz daha titiz oldukları için şu anda gömlek dikimlerine rağbet çok çok daha fazla. Giydiği zaman gömleği tam üzerine göre oturmasını istediği için bu hazırda bulamıyorlar. Zaten bu kişilerin biraz daha vücudu ölçülerine göre biz tam dikip verdiğimiz için biraz daha bizi tercih etmeleri bu yüzden fazla.
Birbirinden çeşitli, rengarenk gömlekler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Üstelik düz bir kumaşın anında gömlek halini görmek de mümkün. Nasıl mı? Özel dikim gömlekçiler vatandaşların gömlek tercihinde yardımcı olması için çok özel bir alet kullanıyorlar. İşte o da bu alet. Şu anda dikilmemiş bir gömleği buraya koyuyoruz ve hemen kapattığımızda burada sanki gömlek dikiliymiş gibi vatandaşlara sunuluyor. Özel dikim gömleklerin yapımı yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Şu anda talep yoğun olduğundan sıra sistemiyle vatandaşlara 1-2 hafta içerisinde teslim ediliyor. Renk seçimleri kişinin zevkine göre, trend neyse biraz daha kişilerin özel zevkine göre değişiyor. Mesela bu yılın trendi ne? Bu yıl trend biraz daha şu şekilde desenli, hafif kendinden desenli bu tür kumaşlar. Şu tarz kumaşlar, biraz daha kişinin mesela zevki olan kareli kumaşlar, üzerimdeki göründüğü gibi bu tarz kumaşlar yaz sezonu olarak daha fazla gidiyor. Yaklaşık başlayıp bitirmesi 1-1,5 saat falan civarında sürer. Öyle mi? Aynen. Mesela ben geldim, bir gömlek diktirmek istiyorum. Tercihimi yaptım, size bıraktım. Ne zaman alırım? O işin yoğunluğuna göre değişir. Yoğun mu? Yoğun, çok şükür. Şu anda yoğun. Mesela kaç gün sürebilir? Şu anda 15 gün arasında sürebilir. Özel bir gömlek diktirmenin bedeli ise 150 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıkıyor. Şu anda kumaşların kalitesine göre değişiyor. Bizdeki kumaşların hepsi %100 pamuktur, birinci sınıftır. Hani bu ucuzları da var ama biz kullanmıyoruz. Çünkü bizim müşterilerimiz hep elit olduğu için biz tercih etmediğimiz için ucuza mal edemiyoruz. 150'den başlıyor. Daha üste kadar da rakamlarda gömlek fiyatları. En uç rakam? 400-500. Gündemimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Kayseri Spor sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Prosin Eşki nezaretinde çalışan oyuncular sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayseri Spor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosin Eşki nezaretinde çalışan sarı kırmızılı oyuncularda moraller oldukça yüksek. Kayseri Spor Teknik Direktörü Robert Prosin Eşki, oyuncularım son haftalarda çok özverili çalışıyorlar ve bunun karşılığında da son 4 maçta 9 puan aldık. Beşiktaş maçı için de iyi hazırlanıyoruz. Sahamızdaki bu maçı kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet. Oyuncularım da bunu istiyor. Ben de onlara inanıyorum, güveniyorum dedi. 6 Temmuz Pazartesi günü Kadir Has Stadında saat 21.00'da başlayacak karşılaşmada Arda kardeşler düdük çalacak. Kardeşlerin yardımcılıklarını Süleyman Özay, Mehmet Cem Hanoğlu ve Bülent Birincioğlu yapacak. Bravo İso! Evet değerli izleyicilerimiz, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı günler diliyorum.